Esselamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili takipçilerim, Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Rabbim cümlemize iyilik versin, sağlık versin, huzur versin. Evet arkadaşlar, biz biliyorsunuz dün akşam gelmiştik, gittiğimiz yerden akşam gelmiştik. Ben sizlere çekimlerini yapmıştım. Dün akşam geldik, İstanbul'da ablamla konuştuk, kardeşimle konuştuk. Sonra Cuma da birlikte bir iki gün gidip ablamla ben de vakit geçireyim diye karar verdik. Bir anda hastaneye yatmadan biliyorsunuz abim gitti, iki gün kaldı. O da dedi abisin sen de gel. Hani ablam hastaneye yatmadan sen de gör. Çünkü seni de özlemiş dedi. Ben de şey için gitmemiştim aslında. Hani ben İstanbul'a zaten gidecektim. Hastaneye yatmadan o hafta sonu 3-4 gün ablamla kalırız. Oradan sonra Almanya'ya gideriz diye düşündüm. Neyse işte bunun içinde olmuyor arkadaşlar. Şimdi uydu buydu veya bir şey olacak. Belki İstanbul'da fazla kalamayabileceğim. Onun içinden şimdi gideyim dedim. Rahat rahat ablamla 2-3 gün vakit geçireyim. Perşembe günü olan kardeşim köye gelecek. Annemleri almaya onunla beraber geri döneceğiz. Eşimle şimdi otobüsü servisi bekliyoruz. Terminal'a gideceğiz arkadaşlar. Arabamızla direkt otobüse gidiyoruz. Çünkü geri dönüşte kardeşimle geleceğiz inşallah. Onun için de düştük yine biz çaresiz yollara dermişim ama Allah Rabbim çaresi bırakmasın. Bu şekilde arkadaşlar. Allah razı olsun, sizlerden güzel mesajlar alıyorum. Allah razı olsun. Sizlere böyle emoji koyuyorum ama cevap veremiyorum. Kusura bakmayın ne olur inşallah. Almanya gittiğimde daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bu stres orada biter mi bilmiyorum ama bana bitecek gibi geliyor. Sanki Özge var ya orada, Özge'mle. Neyse arkadaşlar, bu şekilde. Bu arada ben de gerçekten çocuklarımı, torunlarımı gerçekten özledim. Artık bir an önce burada ablamın şu rahatsızlıkken hastane işleri bir halle olsa da ben de bir an önce bir gidebilsem düşüncesindeyim. Çünkü çocuklar da gerçekten çok özlediler. Biliyorum kayınpederim bir akşam yine gözleri doldu. Kızım ne zaman geliyorsunuz oğlum, ille gelin diyor. Sürekli onu söylüyor, gitti gidelim. Onun içinden inşallah en yakın zamanda dua edin yine ablam için, tüm hastalar için de gerçekten dua ihtiyacımız var. Çünkü zehirli motor olduğu için ablam çok halsiz. Ne yaparsanız yapın bir türlü şey yapamıyor. Mesela korona da atlattığı için. Biraz halsiz olması da gerçekten bizi şey yapıyor, üzüyor ama inşallah her şey düzelecek. İnşallah ameliyatını atlatacak diye düşünüyorum. Zehirli motor çünkü arkadaşlar. Az önce yeni bir arkadaşım balkonda çamaşır topluyordum. Dün akşam geldi, dün itibaren. İki makine çamaşırı yıkadım, kuruttum arkadaşlar. Geldim de pis olmasın diye. Orada çamaşır toplarken sürekli beni arayıp soran, izine geleli mesaj yazıp ablamın durumunu öğrenen Allah razı olsun Hanife Kara ilk kardeşim burada. Ben onu buradan gitti zannettim. Uzakta yaşıyordu. O da gitmedim dedi. Az önce Fatma Fatma diye falan çağırıyor. Bir yerden alışverişten geliyormuş, buradan geçiyormuş. Dedim hemen konuştuk. Allah razı olsun kendisinden. İnanın telefon bile ediyor ablamın durumunu öğrenmek için. Hani bazen yanı başınızda birileri olur da beklersiniz ya. İşte o onlar değildi. Hiç beklemediğiniz bir yerden geliyor o sorgular, o şeyler, dilekler, dualar, sizler gibi arkadaşlar. Rabbim yanımızda her daim, inanın kalpten ve içten birbirimizi seven dostluklar, arkadaşlar nasıl diyorsun? En uzaktan hiç tanımadığımız bir yerlerden geliyor. O da sizlerden, Allah sizlerden razı olsun. Rabbim iyi ki sizlerle tanıştırır bizleri. Otobüse binelim bakayım. İlerleyen saatte de görüşürüz. Ne olacak, ne gidecek bilmemiz, hayrola inşallah. Arkadaşlar neredeyim? Şöyle göstereyim. Bolu'dayız arkadaşlar. Bolu'da şu anda terminaldeyiz. Burada yarım saat dinleme molası verdi şoförümüz. Güzel geldi elhamdülillah. Çok güzel geliyoruz. Ve şu an Allah'a şükür ettim, Rabbim dedim. İkinci iç harcama da istasyona kıldım. Akşam da inşallah Rabbim yolda bir fırsat verirsin dedim. Şoförümüz yarım saat yemek molası deyince inanın o kadar sevindim ki elhamdülillah. Bakın buradaki mescid çok güzel. Bir arada kılmıştım burada böyle namazımı. Rabbim kabul buyursun inşallah arkadaşlar. Yani akşam namazında burada kılmış oldum. En çok neyi seviniyorum biliyor musunuz? Evden çıkıyorum böyle. Yani bilmediğim yerlerde namaz kılıyorum. Rabbim sana diyorum şükür olsun. Demek ki akşam namazımı burada kılmam gerekiyordu. Rabbim bana burayı nasip etti. Bizleri burayı namaz kılmayı nasip eden Rabbime şükürler olsun. Ben şimdi aşağı iniyorum.
arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Ben yeğenimin evine geldim. Size az sonra ev turu yapacağım tabii ki. Yeğenim çok güzel ev aldı. Allah kulübü unutmak nasip etsin. Eve bir hayran kaldık elhamdülillah. Kendi evim de öyle. Orayı da çekeceğim inşallah. Kendi evim de çok değişti. Orayı da biliyorsunuz tamir ettirdik. Şimdi kahvaltı yapıyoruz. Geldik yeğenime. Ablacığım çekeyim mi Senetciğim? Çek çek hatıra kurtarma. Uzun zamandır ablam çekememiştim sizi biliyorsunuz. Sizlerden hep dua istemiştim. İşte ablam. Bu biraz halsiz kaldı arkadaşlar. Onu ayrı böyle koyverdik. Böyle şimdi onun önüne tabağını koyduk. Keyfi de iyi. Kızlar bak yallah. Nebiye baktı. Şimdi bir haftadan beri Nebiye'deydi. Ondan sonra bunları ev taşınırken dilek gir. Ondan sonra cuma ablacığım iyisin değil mi? Bay bay. Bay bay. Kardeşimin seyircileri. Kardeşim. Güzel seyircileri. Allah hepinizin ben razı olsun. Güzel günler görmeyi nasip etsin. Amin. Allah. Hep dua etler senin için abla. Hep Allah senin için olsun. Hep dua etler. Hepinizden de Allah razı olsun. Çok dua etti. Allah razı olsun hepinizden. Evet arkadaşlar ablamın sesinin kısılması kuvatördan. Kuvatör sıkıştırdığı için. Ameliyat günü bekliyor. Şimdi çok zayıfladı tabii ki. Korona atlattı biliyorsunuz ama şimdi elhamdülillah. Bakıyoruz. Sizlerin duasını bekliyoruz yine. Allah razı olsun sizlerden. Hep dua ediyorsunuz. Sen yemeğin iyi ablacığım benim. Hadi. Sonra size ev turu yapacağım inşallah. Bizlere afiyet olsun. Evet sevgili arkadaşlar. Neredeyiz? Yeğenimin evindeyiz. Şurası karşı kapı. Burası böyle asansör. Yeğenimin evindeyiz. Çok güzel. Allah güle güle kullanmak nasip etsin. Bismillah diyelim. Şeyle, Enzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim güle güle oturmak nasip etsin. İnşallah gitmeden bir Kur'an okuyacağım yeğenimin evinde. Şöyle bir duala edeceğim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Abi gerçekten çok kullanışlı arkadaşlar. Ev dupleks, içine merdivenli. Bakın böyle geliyoruz. Bakın böyle. Şimdi bu koridorun bir bölümü. İki koridor var burada. Böyle koridora giriyoruz. Şöyle ablacığım orada oturuyor. Keyfi Bey de yok. Şurası Ford Manto arkadaşlar. Ford Manto diyorlar. Ne diyorlar? Benim Almanya'da bile yok daha. Şöyle diyor. Şuradan tabii ki tak akmamış. Daha yeni yerleşiyorlar arkadaşlar. Daha gireli bir hafta oldu mu? Bir hafta oldu. Evet. Burası oturum odası arkadaşlar. Çok güzel. Her şeyleri yeni aldılar. Hiç eşya getirmediler burayı. Eski ne varsa böyle isteyenleri lazım olanları verdiler. Ablacığım böyle keyfine oturuyor. Abdest alacak şimdi. Nibya'yı bekliyor. Evet koltukları yeni aldılar arkadaşlar. Eşyalarının olduğu gibi. Tabii ki perdeler hepsi yeni dikildi. Allah güle güle oturmak nasip etsin. Evlatlarıyla, eşiyle, çocuklarıyla, sevdikleriyle. Bu şekilde böyle. Necdet Bey bacak bacak üstüne attı böyle. Oturuyor Chester Fettler'de. Evet şu köşesi şöyle arkadaşlar. Burada cam var. Evin üç tarafı açık. Sağda bir tarafı kapalı. Üç bir tarafı açık yoksa ki. Şöyle arkadaşlar. Burası televizyonu. Şu dolabı. Burası böyle. Çok güzel olmuş. Gerçekten mükemmel. Bu camın böyle büyük cama bayılıyorum biliyorsunuz. Benim köydeki de böyle. Evet burası oturma odası böyle. Bu şekilde geliyoruz. Hemen yanı başı. Mutfak. Buzdolabını bir tek oradan getirmiş. Buzdolabını çok geniş almıştı o. Öbür evinden getirdiği. Burası mutfak arkadaşlar. Maşallah maşallah. Allah güle güle oturmak nasip etsin. İnşallah. Şu kuş oturma odasındaydı. Orayı bu kuşeye koyduk şimdi biraz havasını burada diye. Böyle mutfağı çok kullanışlı. Ben çok beğendim evini. Allah güle güle kullansınlar inşallah dediğim gibi. Şöyle mutfağında da balkonu var arkadaşlar. Böyle yeni evlerde önceki gibi böyle geniş şeyler yok söyleyeyim size. Geniş balkonlar yok. Böyle balkonu beyaz bir şey yapmışlar. Şurada sebze gibi şeyleri var. Patates, soğanlı, kombisi var. Bu şekilde. Çok ferah ev arkadaşlar. Bu biraz uzun olacak. Şimdi şöyle geliyoruz. Oturma odası bölümü geçtik. Böyle koridor bakın geliyor. Şöyle şurada şey var. Üst kata çıkan merdiven var. Şimdi burası çocuk odasının bir tanesi. Kızlar her zaman olduğu gibi pembe pembe. Eşyalarını IKEA'dan almışlar arkadaşlar. Çok güzel ve çok kullanışlı. Yatak odasını yani çocukların odalarını IKEA'dan almışlar. Üst katınki gelmemiş. Bir tane 2-3 çocuk olduğu için de
Bu ikisi kızların, küçükleri. Öbürkünü yukarıda arkadaşlar. Orayı yapmışlar. Burası böyle geliyor. Burası böyle üst kata çıkan merdiven bölümü. Böyle geliyoruz. Şurada ablamın hastane eşyaları var arkadaşlar. Onlar orada kalmış. Bu şekilde geliyoruz. Ablam banyoda abdest alıyor. Evet, burası yatak odası. Daha yatağın üzerine şey alınacak, takım alınacak. Onun içine alınmadı arkadaşlar. Bu şekilde burası bazası. Şu komodini. Yine perdeler dikilmiş çok güzel. Şu gardırobu arkadaşlar. Komple eşyalar, takım almışlar bunlar. Şu da aynası. Böyle bu şekilde. Şurayı da dolap, kilimlerin olduğu yere dolap vermişler. Dolap yapılacakmış arkadaşlar. Bir de özelliği var. Burada ebeveyn banyosu var. Çok güzel. Böyle duşa kabin. Çok güzel. Ne küçük ne büyük, süper yani. Gerçekten süper olmuş. Çok güzel, çok kullanışlı. Burası böyle yatak odası. Allah güle güle kullanmak nasip etsin. Aslında yatak odasını pek göstermem de yeni ev olduğu için gösteriyorum. Burası banyo, tuvalet yine. Şu anda ablam abdest alıyor. Şimdi üst kata çıkıyoruz merdivenlerden. Bismillahirrahmanirrahim. Üst kata çok kullanışlı. İnanın yazdı falan aşağı inmeye gerek yok. Üst kata insana yeter yani. Böyle çıkıyoruz arkadaşlar. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Burası böyle koridor. Üst katta. Burası yine banyo. Şöyle yapayım. Neyse ya, buradaymış arkadaşlar. Evet, burası duş kabir. Tuvalet. Lavabosu yine böyle. Burası böyle, burası böyle. Burası Berna kızın odası. Bernacığım odası. Ama bunun tay şey gelmemiş, yatağı. Şimdilik böyle idare etmişler. Şu anda burada Volkan yatıyor. Yeğenimin kayın oluyordu. Allah razı olsun. Öyle bir kayın Allah herkese nasip etsin. İnanın öyle bir, ne bir kardeş olur, ne böyle bir şey olur. Bakın bu dolabı gelmiş. Sadece yatağı kalmış. Bak boy aynasını da almış. O da çok güzel. Hatta amcası hediye almış ona bunları. Güle güle kullansın. Çünkü bir tek eksik o var demiş çocuk. Eve hediye almak istemiş. İnşallah Allah razı olsun, o da onları vermiş. Böyle bakın, bu şekilde böyle koridor. Aşağı iniyorsunuz. Şu orada kilim buradaydı. Onu kaldırdım oradan. Direkt bir taraftan da toparlıyor teyze. Daha bakamadım eve doğru düzgün. Annemi de aldım dün, getirdim diye. Evet, burası yine böyle bir oda arkadaşlar. Dediğim gibi mutfak bölümü var. O da burayı böyle çamaşır odası gibi. İki tane hem çamaşır makinesi hem de kurutma makinesi var. Onları yerleştirmiş. Ama tezgahı böyle kullanabilir. Şunu şeyleri kaldırdık. Pirinç miriç var diğerlerde. Onları filan sermiş kurusun diye. Bu şekilde böyle. Bakın burası da yine bir oda. Şimdi burayı küçük yatak gibi bir şey alacaklar. Gelen misafirler rahat yatabilsin diye. Onu da ısmarlanmış herhalde. Gelecek. Ismarlandı değil mi teyzesine? Evet. Koltuk, mini koltuk. Mini koltuk geliyormuş arkadaşlar. Hem oturulacak hem yatılacak. Burası böyle. Geliyorsunuz, en güzel de burası. İleride üzerini kapattıkları zaman zaten dediğim gibi aşağıyı falan fazla kullanmanıza gerek bile kalmaz. Bakın teras, kocaman terası. Çok hayran kaldım ben. İki tane de gizli bölmesi var. Bakın kocaman balkon. Burayı güzel bir şey alabilir. Sen söyle, balkon takımı alabilirler. Şey aşağı kul alabilirler. Bakın bunu ileride üzerine kapatabilirler. Çünkü gördüğüm kadar ileride şuralarda kapatmışlar. Şurası yine boş bir yer. Bakın şuraya yine musluk koymuşlar. Burada bir şey yıkamak için falan. Çok güzel. Burası böyle, burayı bakın şu karşı yapmışlar ya. Aynı onun gibi burayı kapatıp cam makinesi de alabilirler. Yoksa havalı da durabilir. Cadde çok güzel. Şurası hemen böyle ileride parka gidiyor. Bak cadde çok geniş. Daracık böyle bazen şey oluyor. Nefes alacağınız yer olmuyor. Bakın böyle. Çok geniş. Üç bir tarafı açık evin. Yani kapalı değil arkadaşlar. Üç bir tarafı açık. Sadece bir tarafı duvara bağlı. Bu tarafta aynen böyle. Evet, arka tarafta üç bir tarafı açık dediğim gibi. Şu tarafta satır yine. Bakın burası da şöyle aynen. Çok güzel. Allah güle güle oturmak nasip etsin. En güzeli, en önemli olan da o. Bu şekilde arkadaşlar. Şurası da ardiye yine. Burayı da dediğim gibi çok güzel yapabilirler. Allah güle güle oturmak nasip etsin. Bir anda ev al, eşya al. Kolay değil arkadaşlar. Çünkü eşyaları A'dan Z'ye hep yeni aldılar.
dediğim gibi ağız tadıyla oturmak nasip etsin inşallah. Evet sevgili arkadaşlar, sizlere terastan bir kapanış yapayım. Dünden beri bir şeyler çekmeye çalıştım. Az da olsa çok bir şey çekmedim. Kusuruma bakmayın ne olur. Bu ara hep yollarda geçiyor vaktimiz. İşte ablamın yanına geldi. Birkaç gün vakit geçireyim diye ablamın yanına geldim. Biliyorsunuz Sarıgül hastaneye yatacak inşallah. Onun için birkaç gün birlikte olalım dedim. Bu şekilde arkadaşlar yeğenimin evini çektim sizlere. Çok güzel. İnanın bayıldım ben. Özlem'e kızıyorum. Kızım diyorum biraz çıpanı yap. Biraz birikim yap. Sana da buradan bir ev alalım diyorum. Özlem'e şey yapıyorum. Söylüyorum yani. İnanın değer yani bu şekilde. Allah herkese alıp oturmayı nasip etsin. Merak edin, heveslenin herkese. İnşallah kimsenin bir şeyde gözü kalmasın arkadaşlar. Rabbim kimseyi muhtaç etmesin. Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın, hoşça kalın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere.